Perşembe ilçesinde yeğeni Bahar Kılıcı bıçaklayarak ağır yaralayan, kadının oğlu 11 yaşındaki Ömer Kılıcı öldürüp ormanlık alana kaçan Rüstem Kılıç, açlığa dayanamayıp bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalandı. Vahim olayda maalesef bir küçük bir yavrumuz vefat etti, katledildi. Yakalanan katil zanlısı Rüstem Kılıç'la ilgili operasyonun detaylarını düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşan Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, cinayet zanlısının akrabalarını arayarak yardım istediğini, bunun üzerine başlatılan operasyon sonucu yakalandığını söyledi. Bir akrabalarını arayarak yardım talebinde bulundu. Biz de o fırsatı değerlendirerek o minvalde çalışmalarımızı yaparak teknik ve istihbari takiplerimiz çerçevesinde kişiyi silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladık. Kaymakam Arık basın mensuplarına yaptığı açıklamada katil zanlısı Rüstem Kılıç'ın silahıyla birlikte firar ettiğini hatırlatarak zanlıyı yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çok dikkatli ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Katil zanlısı tabi olaydan sonra firar etmişti, kaçmıştı. Yanında silah da bulunmaktaydı. Silahıyla birlikte kaçmıştı. Dolayısıyla biz ilçe jandarma komutanlığı ekiplerimiz ve il jandarma komutanlığı ekiplerimiz, istihbarat şube müdürlüğümüz, yani bütün askeri yetkililerimiz, jandarma yetkililerimiz, arkadaşlarımız mümkün mertebe çok dikkatli ve titiz bir çalışma yapmak noktasında azami gayret sarf ettiler. Bizler o şekilde hareket ettik. Çünkü bu katil zanlısı silahlı bir şekilde firar etmişti. Silahlıydı. Katil zanlısının dün gece 01 sularında yakalandığını dile getiren Arık, cinayet zanlısının ilk ifadesinde herhangi bir kastının olmadığını, alkollü olduğu için yaptığı söylemlerinde bulunduğunu ifade etti. Yapılan teknik ve istihbari çalışmalar, titiz çalışmalar neticesinde katil zanlısı dün gece saat 1 civarında yakalanmıştır. Adalete teslim edilmek üzere gözaltında bulunmaktadır. İlk şey alkollü olduğu için ne yaptığını bilmediği şeklinde, ama hani bu ifadeler tabii ne kadar doğrudur, ne kadar değildir, bunlar araştırmalar ve sorgulamalar neticesinde ortaya çıkacak